Size daha önceden örnek vermiştim Halis diye. Şimdi şu anda milletvekili olmuş bu son dönemde ki seçimlerde. Anadan doğma amadır. Kendisi hatta yani tüm külliyatı o kabartma harflerle yazdı. Hatta bir grup oluşturdu. Onları organize ediyor falan. Amalar grubu. Onların dünyası apayrı bir dünya. Enteresan bir girin oraya. Yani bizim görenler dünyası gibi değil. Şimdi Halis görme senin için neyi ifade ediyor? Onun bir arkadaşı vardı. Geçenlerde onunla da karşılaştım. Ona da aynısını sordum. Hiçbir şey ifade etmiyor diyor. Çünkü anadan doğma. Ama görmüyor. Görme engelli. Hiçbir şey ifade etmiyor diyor. Siz görüyoruz demeseniz diyor biz görmenin ne olduğunu bilmezdik diyor. Siz görüyoruz dediğiniz için ya bir görme vardır diyoruz diyor. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii yani. Şimdi dedim mesela biz görüyoruz da çok şeyler farkına varmıyoruz. Görmenin ne olduğunu da bilmiyoruz biz yani görüyoruz ama onu düşünmüyoruz yani. Hani hazır bulmuşuz her şeyi. En çok yani keşke ben de görseydim. Çünkü hiç görmemiş. Anadan doğma ama olduğu için. Hiç merak ettiğim bir şey var mı? Yani görenler gibi ben de hani görebilsem her şeyi. Ondan sonra işte keşke işte onlar nasıl şey yapıyor diye hiç merak ettin oluyor mu falan diye. Yani görmek ne demek falan. Valla merak ediyorum. Yani şöyle diyor. Mesela diyor siz Ahmet'in diyor sesini işitmeden Ahmet geliyor diyorsunuz. Ben bunu çok merak ediyorum diyor. Ahmet'i işitmeden diyor sesini işitmeden siz Ahmet geliyor diyorsun. Bunu nasıl biliyorsunuz diyor. Şimdi o bütün görmesi işitme. Sesini işittiği zaman Ahmet geliyor diyor. Sesinden tanıyor. Ama diyor siz diyor sesini hiç işitmeden ta diyor Ahmet geliyor diyorsunuz. Hakikaten Ahmet geliyor. Sonra sesini duyuyorum ben diyor. Hakikaten Ahmet diyor. Bunu nasıl biliyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi görmenin ne olduğunu bilmiyor. Allah da basirdir. Allah da görüyor dediği zaman ne anlar o? Anlamaz. Ne hisseder? Görme meselesi, görme sıfatı konusunda ne hissedebilir? Bir şey hissedemez. Ama Allah görme sıfatı vermiş sana. Bir göz vermiş, onunla görüyorsun. Görmenin ne olduğunu hissediyorsun. Biliyorsun. Allah da basirdir, görüyor dediğin zaman, onda basar sıfatı var dediğin zaman anlıyorsun bir şeyler. Ha şu olur, ben cüz'idir benim görmem. Onunki külliyidir. Ben işte önüme gelen şeyleri görürüm, duvarların arkasını göremem. Ama o her şeyi görür çünkü külli. Benim görmem sınırlı, onunki sınırsız. Ama görmenin ne olduğunu biliyorsun artık. Ha ne yaparsın? Bu kıyaslarla bunu anlarsın. Ama onu hissetme hadisesi önemli bir şey. Sendeki basarla hissediyorsun. Keza sem, Allah semidir, işitir. Bu semi meselesi, işitme meselesi sende var da işitmenin ne olduğunu biliyorsun da Allah işitir diyorsun. Allah işitir yani semidir. Sem sıfatı var. Denildiği zaman artık bir şeyler biliyorsun sende bir şey var. Hissetmişsin işitmenin ne olduğunu. Demek Cenab-ı Hak esmasını, sıfatlarını bizim kendimizle ne yapıyor? Hissettiriyor. Nefsimiz de hissettiriyor bize.